Çok yoruluyorum Makbule. Bizim iş çekilir gibi değil. Bütün gün evimi temizleyeyim, yemek mi yapayım, çocuklarla mı ilgileneyim, şaşırdım kaldım. Bak bugün aşı olmuşlar, ikisi de ettiler. Dakika başı Firuze abla portakal suyu, Firuze abla bisküvi. Dadı mıyım, hizmetçi miyim belli değil. Her işe kendim yetmeye çalışıyorum, olmaz ki. Ceren, baksana. Öf, yine ne var abi? Bunun izi hep kalacak mı? Hemşire ne dedi? Kalmayacak. O zaman kalmayacak. 2 gün sonra geçecek. Ama çok çirkin görünüyor. Patates baskısı gibi. Eyvah! Ben şimdi yarın beden eğitimi dersinde tişört de giyemem. Ya abi ya, zaten kolların soba borusu gibi. Sanki sana tişört çok yakışıyor da. Çok komik. Sen şimdi espri mi yaptın? Aynaya bakarsan ne kadar ciddi olduğumu anlarsın. Çok bilmiş. Lapacı. Var yemez, var yemez. Oh, oh, var yemez. Benim açlığım değil mi? İster harcarım, ister harcamam. Hem sen benden her hafta borç para isterken benim bisiklet alacak kadar param oldu, ne haber? İyi, beni de arkanda gezdirirsin artık. Pışık, sen de haftalığını biriktir, kendi yaşına göre bisiklet al. Babam gelsin bu konuyu konuşacağım zaten. Hangi konuyu? Harçlığıma zam isteyeceğim. Sana da bana da aynı haftalığı vermesi hiç adil değil. Ben senden kaç yaş büyüğüm? Yaşıma göre çok daha büyük harcamalarım var. Sen şuna Tuğçe'ye hediye almaya param yetişmiyor desene. Her şeyi bilmesen de olmaz. O zaman ben de kendime ayrı bir oda isteyeceğim. Ben artık genç kız oluyorum. Seninle aynı odada giyinip soyunamam. İşte senden kurtulmak benim çok daha işime gelir. Sadık Bey de sen pek bir sakar, pek bir dağınık. Çocukların arkasını mı toplayayım, Sadık Bey'in arkasını mı toplayayım, şaşırdım kaldım. Ha? Evlendin. Evlendi ama hanımı da çalışıyor. Sabah gidiyor, akşam geliyor. Yani gene her iş bana bakıyor. Bak, Makbule bu böyle olmaz. Gelsin zam isteyeceğim. Al, ay, şekerim. Öyle geçinmek kolay mı diyorsun sen? Makbule. Biri geldi güzelim. Ben seni sonra ararım. Hadi bay. O patronum olacak. Umur ararsa evde yokum, anlaşıldı mı? Baş üstüne Sadık Bey. Bu arada telefonları da daha tutumlu kullanmanı rica ediyorum çünkü istifa ettim. Baş üstüne Sadık Bey. Bu evde olanları komşularına anlatabilirsin. Ama şimdilik istifa ettiğimi çocuklara sakın söyleme. Tamam mı? Baş üstüne Sadık Bey. Ayrıca yemekleri de yakma. Baş üstüne Sadık Bey. Ay! Of! Of! Verme. Umur Bey, Sadık Bey sizinle görüşmek istemiyormuş. O şapşala söyle, kimse benim şirketimden istifa edemez. Olsa olsa ben kovarım. Peki, peki söylerim. Ne dedi? O şapşala söyle, kimse benim şirketimden istifa edemez, olsa olsa ben kovarım dedi. Allah Allah, ama ettim işte. Ha, istifa ettim, istifa ettim. Oh, oh, ha, ha. Affedersiniz ama niye Sadık Bey? Bana beceriksiz dedi. Sadık Bey, ne var bunda bu kadar üzülecek? Bu adam bunu her zaman söylüyor. Ama bu defa toplantının ortasında herkesin içinde söyledi. Küçücük bir numune parfüm şişesini kırdım diye. Gururuma dokundu ya. Ben 2 çocuk babası bir adamım. Onun verdiği 3 kuruş için böyle şeylere katlanamam ben. Tanıdığımda küçücük bir kolonyacı dükkanı vardı. Şimdi adam koskoca kozmetik patronu. Bunda benim çok büyük payım vardır. O yüzden insanların içinde bana beceriksiz diyemez. Tamam mı? Ben buna izin veremem. O yüzden istifa ettim işte, istifa ettim. Peki şimdi ne olacak Sadık Bey? Ekmek aslanın karnında. Bir sürü de gideriniz var. Çocukların okul masrafları, harçlıkları. Bilmiyorum. Galiba polyanlacılık oynayacağız. Hiç olmazsa 3 çocuğumuz olmadığına sevineceğiz. Oh. Herkese merhabalar. Demek eve erken geldin. Sana bir sürprizim var. Sen söyle. Hayır, sen söyle hayatım. Yok yok, sen söyle. Yok yok, sen söyle, benimki çok uzun. Peki söylüyorum. Ben hamileyim. Bir bebeğimiz olacak sadece. Ne dedi sen?
ciddi misin? Evet, bu harika bir haber değil mi? Canım benim, bu kadar sevineceğini bilseydim alıştıra alıştıra söylerdim. biriniz bir şey söylesenize. Ben ne diyeceğim bilemiyorum hayatım, bilemiyorum. Ben de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.